aslında bu görselde DirectX cihazlarıyla Smart Valve software'inin, daha doğrusu Linux bazlı firewall'unun arasında nasıl VPN tünel kuracağımızı göreceğiz. Yapacağımız işlem şu şekilde olacak. DirectX cihazından Smart Valve cihazına bir VPN tüneli açacağız. Fakat burada dial-in olarak DirectX cihazını kullanacağız. Çünkü Smart Valve'ın OpenSWAN'la beraber kullandığı VPN sistemi çok başarılı değil. Bu yüzden kabul edici olarak DirectX kullanacağız ve Smart Valve tarafından DirectX'e bir VPN tünel göndereceğiz. Tabii DirectX'in dış IP adresi ve prekey, yani şifresi uyduğu sürece her türlü VPN'i kabul edebilme özelliğiyle hemen hemen her cihazda zaten sorunsuz bir şekilde VPN yapılabiliyor. Smart Valve'da network pazarında sıkça kullanılan yazılımsal firewall'lardan olduğu için onunla ilgili de bir video hazırlamak istedik. Hemen işlemimize geçelim. İşlemimizi admin PC'miz üzerinden yapacağız. Her iki cihaza da WAN interfezlerinden ulaşabilir durumdayız. Hemen işlemlerimize başlayalım. Smart Valve cihazında öncelikli olarak VPN kısmına gelelim ve VPN tüneli hazırda var mı yok mu kontrol edelim ki şu an yok zaten. Connection kısmına gelelim. Bir isim istiyor. DirectX VPN diyelim. Bizden karşı tarafın IP adresini istiyor. Ve şu şekilde girelim. Karşı taraftan gelecek olan da 17.0 network'ü. Ve buradaki kabul edecek olan IP adresini istiyor. Ve buradaki network istiyor. Bir pressure key istiyor. 1.2.4.5.6 girelim her iki tarafa da. Bir tane de açıklama girelim. Enable durumda olacak. Hemen bunu et diyelim. Tabii şu an durum closed şekilde. Bunun bir de tabii VPN tarafının bir de karşı olması gerekiyor. Hemen bunu karşı tarafta DirectX'e geçelim ve DirectX tarafında bir VPN hazırlayalım. DirectX 3200 cihazını kullanacağız. LAN'a girelim. Bir tane Smart adı altında VPN oluşturalım. Profilimizi enable edelim. Dial-in olarak bağlayacağız. Ve hemen şuradan Smart Valve'ın WAN IP'sine girelim. Pressure key kısmımızı girelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Key her iki tarafta da aynı olmalı. Hem ve bu türde gelen her türlü VPN sistemini kabul et diyelim. 17.0 network'ü. Karşı taraftan gelecek olan network'ümüz de 192.168.1.0 network'ü olacak. OK diyelim. Zaten kısa bir süre içerisinde online offline kısmından bakalım şöyle. Tabii Smart Valve kısmında bu VPN tünel için restart, daha doğrusu request'i yerine dememiz gerekebilir. Hemen şöyle bakalım. Zaten VPN'imizi hemen kurdu. DirectX cihazındaysa VPN'imiz online duruma geçti. Connection Management'a geldiğimiz zaman tabii gelen giden bir paket yok şu an için. Tabii bu aslında kötü bir durum. Hani biz DirectX tarafından Smart Valve yapmak isterdik. Çünkü DirectX birçok şekilde VPN tünelini kuruyor. Ama gördüğünüz gibi hani Smart Valve'ın VPN sistemi çok da başarılı değil işin aslı. Kriptolamaları seçemiyoruz gibi durumlar var. Yani kriptolamaları buradan 3ds MD5 şeklinde görüyoruz ama tam olarak hangi grubu kullanıyor ve neyi kullandığını bilmemiz biraz zor olacak gibi. Hemen şöyle yapalım. Smart Valve tarafındaki bir client'a geçelim. Ki IPC 101. Şurada diyagramdan bakalım. Bu 101 nolu makinamızdan VPN tüneli üzerinden buradaki DirectX client'ına ulaşalım ki IP'si 1710 şeklinde. Ben şuradan ping diyelim. 1710 IP'si hazırda var. Gördüğünüz gibi zaten artık VPN üzerinden ne yapabiliyorlar? Erişebiliyorlar. Tabii DirectX'ten de DirectX client'ından da 101 nolu IP'ye gitmek istediğiniz zaman bu işlemler gerçekleşiyor. Smart Valve'da artı bir firewall yazmanıza gerek yok. Yani Smart Valve tarafında herhangi bir şekilde VPN'den gelecek olan network için bir şey yazmanıza gerek kalmıyor. Kendisi otomatik olarak zaten bunu ekliyor ya da direkt olarak izin veriyor. Ama eğer kesmek isterseniz de sanırım şuradan incoming kısmından sadece belli IP'lere izin verme işlemlerini yapabilirsiniz.